genel izleyici için uygundur. Mehmet Özer'le Mutfakta'dan herkese merhaba efendim. Evet değerli izleyiciler, biz bugün Gülenay'la çok mutluyuz çünkü çok harika iki tane konuk gelmiş efendim. Sevgili Defne Kayalar, sevgili Engin İpleri. Engin'in bir tecrübesi var zaten. Var, bu mutfakta bir tecrübesi oldu, var. Dört mü oldu herhalde? Senin için ilk olacak bu mutfağa gelmek. Müthiş bir tecrübe olacak. Vallahi güzel. Hazır mısın Defne? Vallahi çok keyifli olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel sohbet edeceğiz. Çok lezzetli yemekler yapacağız. Bir de görüyorum ki siz de eliniz boş gelmemişsiniz. Defne sen ne getirdin? Zencefil. Zencefil. Sever misin? Bayılırım. Ben de çok severim. Ben de bayılırım. Ve çok bir de faydalı bir şey. Çok. Kesinlikle. Sen galiba bunu çaya maya her şeye koyuyorsun evet. Zencefili. Süper. Defne zencefiline gelmiş. Sen de soya sosu getirmişsin. Soya sosumuz var. Bu da çok lezzetli bir şeydir hakikaten. Neye koysanız lezzetli yakışıyor. Olur. Değil evet mi? Hele umami özel çıkartır. Yemeklerde vazgeçilmez evet. Yani. Tamam şimdi bu kadar malzemelerle zaten beni şeye getirmişsiniz. Bir yere doğru. Yani bir yere doğru böyle yol bir yere doğru yolu açmışsınız. İstiyorsanız bir neler yapacağımızı söyleyeyim sonra malzemeler gelsin. Hem sohbete başlayalım hem yemek pişirmeye başlayalım. Biz bugün Gülenay'la bu malzemelerle ne yapılır diye düşününce çok doğal olarak Uzak Doğu'ya gittik. Uzak Doğu'ya gittik. Uzak Doğu'ya gittik. Doğru bir yönlendirme oldu. Güzel bir et yapacağım. Mantarlı, zencefilli, soya soslu falan, acılı, tatlılı, ekşili, içine ananaslar falan girecek yani meyve de girecek işin içine. Müthiş. Böyle, burada da ilhamı senden aldım birazcık. çünkü sen böyle meyveli yemeklerde kullanılmasında ekşileri, acıları seviyorum demişsin. Çok güzel bir noodle yapacağım sebzeli. O da onu dengeleyecek. Bu daha baskın tatlı bir şey olacak. Noodle'u biraz daha sebzelerle, kabaklarla, taze soğanlarla falan lezzetlendireceğiz. Onu yapacağız. Sen de madem bu menü yapınca... Evet ya madem dedim ki böyle bir menü yaptık o sen zaman dondurma kızartalım dedim ya. Kızarmış dondurma İstiyorsanız evet. Çok güzel bir menümüz var. Çok da güzel bir sohbet olacak. Özellikle oyunu çok merak ediyorum. Onu anlatacaksınız biraz sonra. İstiyorsanız malzemeler gelsin. Sohbete başlayalım. De yemeğe de başlayalım. Harika. Gördüğünüz gibi sizi bir çok lezzetli bir yemek yapmak için bütün malzemeleri evet. Yanımıza aldık. Böyle bir et yapacağız. Etin birazcık teriyaki sosla böyle beklettim. Ne kadar bir bekleme bu? Ya 15 dakika, 20 dakika çok değil. Birazcık yani geceden koydum. Böyle bir tatlı kaşığı ya da bir kaşık kadar un koydum. Böyle dışında bir kabuk olsun istiyorum. Onunla böyle bir harmanladım. Böyle et duruyor. İçinde çok güzel acı çili olacak, tatlı çili olacak, biraz köri olacak, soğan, senin getirdiğin zencefiller, limon suyu, soya sosu falan derken ve ananaslar tabii. Ve havuçlar olacak ve böyle bir mantar olacak tabii ki. Bir et olacak. Harika bir noodle yapacağız. Böyle güzel Çin yumurtalı noodle'lar var. Onları böyle tavuk suyunda haşlayacağım. Arkasından birazcık taze soğan, kabak ve sarımsak ve birazcık daha soya sosuyla ve soya filiziyle şöyle bir sallayacağım. Böyle burada güzel soya filizlerim de var. Onları salacağım. Sonuçta böyle ortaya dört başı mamur bir tabak olacak. Sen nasıl yapacaksın? Anlat bakalım. Ben nasıl yapacağım? Dondurmalar şimdilik buzlukta bekliyor. birazcık böyle mısır gevreği kullanacağım. Biraz galeta unu kullanacağım. Fındık, ceviz ve toz şeker. Bunları bir harmanlayacağım. Sonra böyle yumurta akını çırpacağım. Bu çok özel bir tarif. Evet. Dondurmayı önce yumurta akına bulayacağız. Sonra bu hazırlayacağım. Bu dış kaplamaya bulayacağım. Ama bunu böyle normal şartlarda evde yaparken lütfen böyle 2-3 kez böyle 2 saatte bir yenilerlerse eğer ki çok daha sağlıklı bir kızarmış dondurmaya evet, ulaşıyorlar. Ve son dakikada yapmak evet, lazım. Evet ve servis sırasında yapılacak ve dondurmayı çok iyi donması evet, lazım değil mi? Yani hem çok iyi donması gerekiyor. Böyle dış kaplamanın gerçekten her tarafının kaplanmış olması gerekiyor. Bir de gerçekten Mehmet'in dediği gibi tam böyle size servis sırasında getireceğiz ki hemen burada kızartıp hem sıcak sıcak hem de o dondurma akmayacak. Defne böyle. Çok seviyormuş bak dondurma. Ben şu an heyecandan bayılacağım. Biraz her şeyi yemek istiyorum. Çok mutluyuz. Şimdi biz yavaş yavaş bunları yaparız. Ama öncelikle anneden bahsedelim. Evet. Yani oyundan bahsedelim değil mi?
Hadi kim anlatan kim başlayacak? Kimi konuşuyordur sen anlat sen anlat. Ben başlayayım işte. Sen yapımcısın aynı zamanda oyunun bir de. Evet bizi çok heyecanlandıran bir proje. Aslında şöyle bir hemen izleyenlere de belki herkes biliyordur. Geçen sene Oscar ödüllerinde Anthony Hopkins'in en iyi erkek oyuncu aldığı ve aynı zamanda en iyi uyarlama senaryo alan Baba filminin bir üçlemedir. Daha geçen gün seyredip hörtledim yani. Evet müthiş müthiş. Ağlamaktan yani, içim şişti yani. Ve onlar aslında bir tiyatro oyunu olarak yazılmış Florenzeller tarafından. Bu üçleme aslında ülkemizde de aynı zamanda tiyatro sahnelerinde de var. Anne oyunu da bizim elimize geldi. Müthiş bir bak, oyun. Burada da enstantaneler ekrana dönüyor. Yani aslında bir, tam nasıl anlatayım bilmiyorum ama çok etkileyici bir annenin nasıl ifade edelim hayatının ikinci yarısında aslında çocukları büyüttükten sonra eşi de artık işlerini ilerledikten sonra evdeki bir anda o müthiş uğraşının boşa düşmesi ve yalnızlığa düşmesiyle ilgili çok çarpıcı üst üste gelen birbirine okudum hakikaten çok çarpıcı. Defne oynuyorsun sahneye herhalde. Evet tekrar eden sahnelerle bir taraftan son derece komik, trajikomik sahnelerin var olduğu müthiş bir metin. Evet. Ve Defne Kayalar anne rolünde. Defne Kayalar. Hadi Defne Kayalar. Sen evet. Anlat bakalım biraz. Ya ben hayatımda tanıdığım, gördüğüm, okuduğum, izlediğim hikayelerini dinlediğim her annenin yaşadığı bir şeyler. Yaşadığı bir şey. Yani oynarken de, üzerine çalışırken de hep fark ettiğimiz şey bir Fransız metin olmasına rağmen bunun ne kadar bizde de geçerli olan bir durum olması. Dünyada geçerli insana, anneler için esasında biraz evet, maalesef. Evet öyle yani her toplumdaki her anne için. Yani evine kendini adamış her anne için geçerli. Yani bu kadar seyirci tepkilerinde de bunu yoğun bir şekilde duyacağımızı tahmin ediyorduk. Tahminimizden çok daha fazlasını biliyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Hani siz buraya geldiniz diye iltifat etmek de istemiyorum da yani ikiniz de zaten kendi mesleğinizde çok zirvelerde insanlarsınız. Yani çok iyi oyuncularsınız. Yani bir de sizin yorumladığınız bir oyun zaten etkili bir senaryoyla beraber çok daha evet, sıkı çalıştık açıkçası. Evet. Yani bir iki siz tanışır mıydınız eskiden? Çok ortak arkadaşımız var. Hı. Zaten çok ortak ortamlarda olan insanlarız. Birbirimizin yaptığı işleri çok takip ediyoruz tabii ki. Yani ben Engin'in tiyatro çıkardığı oyun bir tek akciğere gelmedim. Evet. Onun dışında devam hepsine geldi. Evet, devam ediyor zaten. Ben de aynı şekilde Defne'nin bütün oyunlarını izliyordum ama birlikte çalışma imkanı buraya artık. Ha, bu oyunda peki sen mi aklına geldi Defne? Onur'la beraber, yönetmenimiz Onur Ünsal'la beraber yani bu rolü nasıl, kim eline alacak? Daha doğrusu bizim için şu önemli yani bu ekibin içerisinde kim dahil olacak ve bu ekibi kim lead edecek bizim için önemliydi. Defne de zaten hem kendi mesleğinde hem duruşuyla hem tiyatroya ve mesleğe bakışıyla bizim için müthişti sağ olsun. Harika bir ekip olmuşsunuz evet, hakikaten yani. Çok iyi oldu. Koy. Sonra yavaş yavaş da Sevda katıldı, Doğa katıldı. 4 kişilik bir ekibimiz, Onur yönetmenimiz derken bizim ekip falan böyle. Ay ne güzel ya. Çok güzel bir yolculuğa çıktık evet. İşte. Provalara başladık ve böyle artık. Ne belli ki çalışmışsınız da güzel yani. Hani evet. Değil mi? Çalıştık. Evet. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Yani İyi çalışmışsınız. Şey eğlencesi var. Oyuna başlamadan önce biz Engin'le ikimizin sahneleriyle açılıyor oyun. Evet. Hadi şu tenis maçında diyor Engin. İyi çıkaralım. Evet. İyi bir maç olsun. Ay ne güzel ya. Evet. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben çok eminim ki ilgi de çok yüksektir. İyi gidiyor. Evet, iyi gidiyordur iyi yani. İyi gidiyor. Yani senaryo da güzel. Seviliyor. Kadro zaten çok güzel. Herkes kendinden bir şey buluyor ve yani bizim okuduğumuz kadarıyla yorumlar da iyi geliyor. Dolayısıyla da bu diğer seyircilere de sirayet etmeye başladı. Biz bir de ulaşabildiğimiz yerlerdeyiz. Bir de bir stüdyo açtın değil mi galiba? Evet, yani? Evet. Beyza ile beraber bir şey yapıyoruz. Beyza ile birlikte. Provaları da aslında orada yaptık. Bizim İstinye'de Beyza ile birlikte açtığımız bir nasıl söyleyeyim hem dans hem oyunculuk üzerine çalışmalar, çeşitlemeler yaptığımız, kendimizce küçük seminerler, workshoplar verdiğimiz, önemli dansçıların gelip kendi stillerini aktardıkları güzel bir yer oldu. Ama bizim sana bir şey söyleyeyim mi? Engin hakikaten çok çalışkan çocuk. Çok. Bak hakikaten öyle yani. Çalışan demek ışıl takip. Evet, çalışan demek işte. Valla çok çalışkan çocuk yani hiç. Ha birazcık şey yapayım yok yani hep bir proje peşinde, hep bir şeyler yapıyor, üretiyor yani çok gerçekten alkışlamak lazım. Abi yani siz de affedersiniz ama siz söylüyorsunuz o iş durma sanki duran birisiymiş. Ama olsun yani. Ben bıraktım, ben bıraktım zaten. Bizde de var o birazcık. Yani evet. Bu arada ne yaptım dedi yok mu anlatayım. Evet. Çok yüksek ateşte bu etleri şöyle güzel bir kahverengi renge çeviriyorum. Daha hiç sebze atmıyorum. Sonra sırasıyla mantarları, soğanları. Bu yemek çok kısa sürede pişireceğim yani. Her şeyi atacağım, sallayacağım ve bir anda pişecek. Yani mantarlar suyunu falan bırakamadan alacağız. Bırakamayacak evet. Mantarlar. Bırakmaması gerekiyor. Evet. O yüzden çok yüksek ateşte evet. Hala. Evet.
Zaten etten şimdi renk almaya başladıktan sonra bonfileyle yapıyorum ben. Bu da fazla pişirmememiz değil mi? Evet, hiçbir şey çok fazla pişirmeyeceğiz. Yani birazcık ağza gelsin istiyorum. Mantar da gelsin. Gel. Çünkü artık koku gel bana diyordu orada. Bir dakika saçımı toplayayım ama yemeğe yaklaşırken. Ama güzel yemek olacak bu. Eminim. Bir de pratik yemek. Bunu aynısını izleyiciler istiyorlarsa tavukla da yapabilirler. Tabii. Çok da kolay, daha da çabuk da pişer. Hem de daha maliyet olarak da daha makul bir şeye gelir. Tavuk da için aynı soslama tavukta da olabilecek mi? Aynısını, birebir bu yemeğin aynısını eti çıkartıp tavukla yapılabilir. Yani hiç fark yok. Şimdi artık etler güzel bir renk almaya başladı. Peki ben bunu mesela et yemeyen birisi için daha fazla böyle mantarla tavukla yapabilirsin. Tavukla ya da yani diyelim ki soya kıyması falan gibi bir şeyle de yapabilirim. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun yerine başka sebzelerle de yapılabilir. Evet, yani hiç koymayabilirsin tabii. Hayvan saldırıyorum için. Yani vejetaryenler için ya da veganlar için. Şimdi bak etler güzel renk aldı. Soğanlar giriyor işin içine. Şimdi daha güzel kokular daha da çok gelecek. Soğanlar girdi. Hızlı hızlı yapıyorum bunların hepsini. Mantarlar girdi. Mantarlar çevireyim mi? Çevir. Şimdi bir parça teriyaki ve soya kullanacağım. Çok tuz koymuyorum o yüzden. Bak hala çok yüksek ateş. Biraz tuz koydum. Aha. Şimdi arkasından havuçlar girecek. Ben rahatsız ediyor muyum şu an? Hayır. Hiç çok büyük bir zevk. Evet. O da girdi. Sonra zencefiller girecek. Evet. Senin getirdiğin bu zencefiller girdi. Birazcık köri girecek. Evet. Hatta koyalım bunu hepsini. Şimdi diğerlerini koyacağım. Ama ananaslar var burada. Bir sulanma vardı. Ama bu koku yani. Bir yutkunmalar. Bir lokma daha yağ koyabilirsin onu istiyorsan. Tamam. Şimdi ananas girecek içeri. Şöyle küp küp doğruyorum ananasları. Bu ananas çok lezzet katacak buna. Yani bu Hawaii pizzaları vardır ananaslı. Olur. Bu da tatlı şeyini esas burada alacak. Ananaslar. Geliyor. Suyunu da güzel saldığı için mi ananas? Yani evet, lezzetli çok dışında. Lezzetli bir ananas. Aha. Bir de faydalı. Biraz daha koyalım hatta. Evet. Şöyle kestim. Ay çok güzel görünüyor. Çok güzel kokuyor değil mi? Ay, evet. Bak daha şimdi daha neler kokacak o? İşte benim yani onun için dedim tatlı, ekşi falan, bol baharı. Onların hepsini bu yüzden seviyorum yani. İşte daha bak, pişirilirken bile. Şimdi artık yavaş yavaş sıvı malzemelere geçiyorum. Sıvı malzemeler dediğim limon suyu var, o ekşiyi buradan alacağım. Harika. Birazcık soya sosu var, onu en son koyacağım. Çok tuzunu ölçtükten sonra koyacağım. Acı çili ve tatlı çili var. Evet, acaba hiç tuz konmaz mı diye düşünüyorum ama biraz koydunuz gene başta. Biraz koydum ama soyanın da kendi tuzu var. Soyanın da çok olacağı için biraz da acı. Bakayım şöyle kokluyorum. Şimdi yavaş yavaş bir parça et suyu koyacağım sonra. Evet. Ve soya sosu koyacağım. Biraz koyalım soya sosu. Oh. Bak karıştı. Evet. Karıştı. Bak artık o soyanın da kokusuyla daha beraber. Çok pişiyor ya. Evet. Ve pişti yani, ben sana söyleyeyim çok pişirmeyeceğiz. Yüksek ateş devam ediyorum. Evet, tavuk suyunu ekliyorum. Yok, et suyu hatta bu. Çok azıcık da et suyu. Bunu sonra en son içine biraz yine et suyunu nişasta, et suyuyla açacağım. Nişasta da koyacağım. Hı. O bütün sos dışını kaplamasını sağlayacak. Hem de bu Çin lokantada daha parlak gelir ya. Evet, yemekten. O mudur o? O parlaklığı da o nişastayla sağlamış olacağım yani. Bak şimdi bunu bir tadına bakacağım ama tutuyor onun için. Şöyle şu suyu. Bir şey değil mi? Çok güzel, biraz daha soya sosu da kaldır. Hatta bak şurada sarımsak var. Yani, o sarımsaktan da bir lokma koyalım içine. Acısı tatlısı. Bir kısmını onunla koyacağım. Bu sefer ben bile yani şey oldum. Değil mi? Çok güzel koydu. Bu sefer ben bile yani. Kendimi kaybettim. Çok güzel koydu. Şimdi bunu bir 3-4 dakika daha pişireceğiz çocuklar. Ondan sonra bu hazır olacak. Sonra buzluğa geçeriz. Buzluğun içine şurada ocağın altını yakayım. Şurada tavuk suyum var. Noodle'da tavuk suyunu da haşlayacağım ki daha da yoğun bir lezzet olsun diye. Yani düz suda haşlamayacağım aslında açıkçası. Aslında son derece hızlı yapmış oluyoruz yani. Tabii tabii. Tık 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 yaptık. İşten geldik evde hemen böyle keyifli bir şey yapabiliriz. Hele tavukla yaparlarsa çok daha da çabuk olur. Hani daha maliyeti de iyi olur. Yani 15 dakikada işte bir yemek hazır. Bir de illa ki bunların hepsinden şey koymak zorunda da değilsin. Ne varsa elinizde de. Ama tabii soya moya lazım birazcık. Yani yemeği şeye çekmek, uzak doğu şeyine çekmek için. Bir tane etleri teriyakiyle şey yaptım, beklettim falan. Bir daha bakalım şuna. Biraz sonra kapatacağım bunun altını. Tamam. En son ısıtırız. Ama kapatmadan evvel bir de şurada nişastayı bana bir şeyin içinde az bir nişastayı açsana şu et suyuyla. Onu da çok koyalım. Yap, bu nişastanın eksi fazla çok. Çünkü. Çok. Tamam.
Şimdi bunu et suyuyla nişastayla açıyorum. Ben evet, hiçbir şey kaçırmamaya bak çalışıyorum. Bak ama nişasta tabii şöyle bir şey. Soğuk suyla açmak gerekiyor yoksa topak topak olur. Hmm. Yani sıcak atamayız işte. Hmm. Un gibi değil. Bunu soğuk suyla açacağız tamam. Şimdi. Gel birazcık koyalım. Birazcık koy. Önce bir bakalım. Koy ha. Bir dakika şu tavuk suyu da bir dakika. Tamam. Koy şimdi biraz ha. Şu kullarsın istiyorum birazcık. Yani gerçekten. Koyayım mı? Koy. Hı? Koy. Bir daha tadına bakacağım şimdi. Kaşık alıp. En son. Sikirli 50. Karıştırsın öyle bakayım. Nişastayı kesin deneyeceğim. Bak şey söyleyeyim mi? Çok çok güzel. Çok azıcık daha tuz koyabilirim ben. Ilık bile değil yani. Ne oldu? Soğuk. Ne oldu? Ilık bile değil. Soğuk. Nişastayı deneyeceğim dedim de soğuk değil. Çünkü topaklanmaması için. Bence bu 3 dakika sonra hazır olacak. Evet. 3 dakika daha pişsin bu. Tamam. Birazcık daha nişasta koyulaştırsın. Birazcık da bir sohbet edelim. Peki Defne sen yemek yapmaya meraklısın galiba anladım. Yani vakit bulamıyorum ama bulduğum zaman hem uydurmayı seviyorum. Şimdi mesela deminden beri düşünüyorum. Diyelim ki buradan evet. Bunu yapmaya karar verdim. Ananas yok, ne koyabilirim? İşte şeftali kabuğunu soysam, atsam olur mu? O kadar suyunu veririm falan. Onları düşünüyorum, evet. Yani çünkü hani küçük trikleri bildikten sonra demek çok zevkli. Çünkü Engin'i biliyorum, Engin meraklı. Ben çok yapıyorum ya. Değil mi hikayesi? Hatta Beyza bir kere anlatmışsın. Yılbaşında hindiler, mindiler, çaklar, çaklar. Daha yeni geçenlerde yine yaptım yani. Yaptın yılbaşını mı? Beklemiyorum ben. Hani hindiyle yapmadım da tavukla. Ama evet, tamam, böyle 5-6 saat süren fırında bir tavuğum var. Hani öyle pırasalarla şeylerle suyunu aktırıp sonra onu kendi bir sosuna dönüştürüp üstüne bak, böyle döktüler. Ne diyorsun sen ya? Engin'e bak sen. 2 saat pişirip bir yarım saatte bir suyunu böyle tavuğun üstüne gezdirmeler falan. Of, müthiş oluyor. Senin oğlun kaç yaşında? 6. Oğlum seviyor mu yemek yemeği? İştahlı mıdır yoksa zor mu yediriyorsun? Hani vardır ya bazı çocuklar iştahlıdır bazıları değil. Kendi yediği şeyleri çok iştahlı yiyor ama o kadar yani seçiyor hala. Ama yavaş yavaş gelecek. Bir takım şeyleri yeni keşfetmeye başladı. Aynı güzel. Mesela sucuk öyle gibi mi? Şeylere girmeye başladı. Ha. Evet yani sucuk, çocuk. Baharatla ilişki kurmaya başladı yani. Ha, baharatla ilişki kurmaksa evet. Önemli. Ya. Sizinki ne yapıyor? Bizimki 3,5 daha şimdi bizimki. Biliyorum canım sizinki çok daha bebek. Bizimki pilavcı şu anda, lapacı dedik. Lapacı. Geçen gün bir yerde pilav üstüne döner söyledik. Dönerleri böyle bir yiyordu bir... Baba bunun altından pilav çıktı! Ya senin de yani. Ama ya pilav da güzel bir yemek. Evet ya. Kapattım ben bunu çok seviyor. Sen bunu istiyorsan şeye alabilirsin. Arka tarafa alayım. Ya arka sonra en sona ısıtırız. Tamam. Ben zeytinyağlı çok severim mesela. Daha oğlan oralara girmedi. Ama canım çocuk hiç böyle zeytinyağlı sevmezdi. Bir de yaz geliyor şimdi tam zeytinyağı evet. Zamanı geldi. Bir de senin olduğun yerde o güzel evet, sebzeler, evet. Otlar olacak. Urla'da evet. Yani neler çıkar. Bekliyoruz şimdi bir de. Enginar'ın şu anda. Tam zamanı evet. Bayılırım. Tam zamanı. Biz de çok seviyoruz. Biz de çok seviyoruz. Yani. Urla'da bizim festivali evet. Var. Şu anda tabii, her evet, yer. Şu anda gerçekten çok güzel. Sen nereden getirdin Enginar'ı? Ben bana da Urla'dan Kuşçular Köyü'nden geliyor. Ay, çok düzenli bir şekilde alıyorum ben de. Geçenlerde getirdin. Muhteşem Enginar'ı. Yani sağ olsunlar evet. Haftada muhakkak böyle 2 gün Enginar'ım vardır. Ay ne güzel ama her şey yapılır Enginar'da. Yani herkes zanneder ki aman Enginar sadece zeytinyağlı. Hayır. Yani ekşili etli yemeğinden tutun da her şeyine kadar. Yani bizim bir çekimimiz daha vardı sevgili Ebru Akerli. Onun bir işi çıktı. Hiç çekemedik. Yani Perşembe günü bir tane daha vardı. O da ben enginar istiyorum demiş. Yani önceden malzeme söylüyorlar ya sevdiği şeyleri getiririm demiş. Onun getirdiği enginarla ben şey yapacaktım. Terbiyeli kuzu etli yapacaktım. Çok güzel işte oluyor. Mesela. Yani terbiyeli kuzu etli bir enginar yapacaktım. Yani çok çok lezzetli. Ben çanağından tatlı yapıyorum. Yapılmaz mı ya? Yapılır. Evet. Ha, ya burada da yaptık, yaptık ya. Doğru. Bir ya programda ben daha yaptık. Şaşırmış. Şaşırmış gibi. Ne yaptın ya? Kimin var bu? Şu anda ilk kez duyuyormuşçasın. Bu arada aklıma bir sürpriz geldi. Cebimden çıkarttım. Safranım var burada. Evet. Birazcık noodle'a koyacağım. Çok değerli malzeme safran biliyorsunuz. Yani dünyanın en pahalı ve değerli baharatı ama artık bizim ülkemizde çok iyi safran üreticileri var. Evet. Bu da bana Amasya'dan bir yerel üreticiden geldi. Ne güzel. Ben böyle altın gibi cebimde şöyle küçücük bir şeyde gerçekten öyle ama. Hani. Taşıyorum. Biraz bir lokma sonra sıcak suyla onu açalım olur mu? Tamam safranı mı? Tamam. Az bir şey koyayım. Çok kıymetli kıyamıyorum az koyacağım ama. Şöyle az bir şey. Safranı biraz üzerine sıcak suya demlemek lazım bunu. En iyi lezzeti öyle çıkıyor. İyice bırakacak şeyi. Aynen. Aromasını. Şu kadarcık bile yeter bak. Bu kadar koydum. Şimdi az bir şey de sıcak su koydum üzerine. Ilık ya da sıcak. Neyse öyle, beklesin öyle. Bunu sonra noodle yaparken içine... Kirek kokusu zaten gelmeye başlıyor. Katacağım. Ben yine tekrar safranımı... Cebine koyarsın. Koyuyorum. Cebinde safran da gezen adam. Peki şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Cebinde safran da gezen adam olabilir. Şimdi noodle yapacağım. Noodle'da haşlayacağım.
Tamam. Kızarmış dondurmayı nasıl yapacağız? Tamam, birazcık başlayayım, evet. Şimdi burada kuru malzemelerin hepsini karıştırıyorum. Bak Defne, iyi dinle. Mısır gevreği. Sen yaparsın evde bunu. Ben sade mısır gevreği kullandım ama bunun işte bunun ballısı vesairelisi falan da var ya, onlardan da kullanılabilir. Ama dondurma zaten tatlı, gerek yok. Evet, biraz böyle ceviz kıyılmış, rondodan geçirilmiş ceviz, fındık. Evet. Tutması için galeta unu. Bir şey olacak. Galeta unu. Evet, biraz galeta unu ekliyorum. Sonra birazcık esmer şekerim var. Ay bu düşünsene, o kabuğu bile yenir onu yani. Tabii tabii. Zaten dondurmasını geçti. Evet. Ve tarçın var. O da biraz dengelesin. Hani hem kızaracak çünkü içinde dondurma dışında tabii böyle birazcık ağır gelmesin diye. Şimdi bunu karıştıracaksın. Sonra bunu karıştırıyorum. Arkasından da hemen ayrı bir yerde yumurtayı mı bulacaksın? Yumurta akığına bulayacağım. Hemen şöyle akına. Peki bana şeyi de anlatabilir misin? Yani bize de anlat bak, onlar da ben çok merak ediyorum. Böyle. Sana anlatayım. Devlerin bakışına bak. Önce yumurta, bak dondurmayı neye bulacağız? Önce yumurta akına bulacağız dondurmayı. Arkasından bu karışıma bulacağız. Ama çift yapacaksın galiba. Evet böyle. Çift yapacağım. Sonra böyle bir 5-6 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra bir daha çıkartacağız. Bir daha önce yumurta akına, sonra bu kaplamaya bulayacağız. Ha. Yine difrize atacaksın evet, sonra. Evet, yeniden difrize atacağız. Son böyle size tadım aşamasında da sıcak yağda tık sıcak sıcak da geçireceğiz. Aynen öyle. Olacak. Esasında şunun hepsini kızarız. Bir kısmını üzerine koyarız sonra gerekirse. Koyarız tabii. Evet, ulan çok koyacak bunu tabii ki dolayısıyla. Zaten herkes o başlı başına böyle çok güzel bir lezzet bakma, oluyor. Zor değil esasında. Evet. Sadece evet, birazcık böyle sabır evet, gerektiren onu. Hani sabahtan böyle hazırlanıp hatta koyulursa akşama çok güzel kızarır. Aa, mis gibi. Çıtır tam çıtır olur. Evet evet. Evet. Bir kez de tutup bunu esasında tabii bir evet, yapıp. Top haline getir. Net bir şekilde tutturulabilir yani. Evde tatlı yok canım. Yani öyle de olabilir değil mi? Yaptık. Difrize bekledi. Dursun difrize yani. Böyle yağlı kağıda sarıyorum ben. Sanki böyle şeker sararmışçasına iki tarafından. Dondurucu da çok güzel bir şekilde bekliyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani böyle bence anne dondurma dedi mi hemen? Evet. Çız çız. Gerçekten anne dondurma diyor. Tatlı çıkarmak için. Kızarmış dondurma geliyor yani. Evet, biri geldi patlı yani, yemek yedirildi. Evet. İş evde tatlı yok. Çık, evet. Çıkart birbirinden kızart. Yani çay için öyle kurabiye şeyi tutuyor. Evet, evet ya mesela ha, onun gibi bir şey bu da. Ben de bu noodle için biraz taze soğan doğruyorum. Yeşil kısımlarla kullanacağım ama ben son de çok severim abi o koyu yeşilleri. Evet, çünkü çok lezzet katacak onlar da. Taze soğan var, burada kabağım var. Yine aynı sistem yapacağım. Yani çok hızlı bir şekilde, çok pişirmeden kabakları tavada sallayacağım. Onu da wok'ta yapacağız. Evet, onu da wok'ta yapacağım. İşte sarımsağını koyacağım içine, biraz safran. En son taze soğanlar, biraz soya filizi. Sonra haşlanmış noodle'ları biraz suyuyla beraber de alırım belki süzerken. İçine atacağım. O da hazır olacak. Hadi bir yap. Ben bir yapayım mı? Evet. Bakalım şimdi. Birkaç tane. Evet, şimdi merak ediyoruz orayı. Evet. Sen şey yaptın değil mi? Dondurmaları. Şöyle, dondurmaları şöyle bak, parçalar halinde dondurucuya koyduk. İyice sertleşti. Bakın. Evet. Şöyle bir. Bak dokun istiyorsan. Sap sap sap. Şey yap bakalım. Evet. Çok da sert değil abi. Biraz daha kalması lazım bence bunun. Tabii şimdi yeniden yine atacağız yani. Yoksa çünkü şeyde dağılabilir o kaynar şeye girdiği zaman. Dağılabilir. Dağılmasından da ziyade sıcak yağ girdiği için yani hani patlama çatlama bir anda. Allah korusun. Evet yani işin bir de o taraf kısmı var. Evet. Değil mi? İyi kaplamak lazım evet, yani. İyi kaplamak lazım. Evet, top şeklinde getirdin top değil mi onları? Top şeklinde getiririm. Sonra yumurta akına böyle buluyorum. Evet. Devamında da bu hazırladım. Belki biraz hızlı yapmak lazım. Evet. Yok senin yumurtalar. Böyle yumurtalar dış kaplamasını yapıyorum. Ay çok güzel ya. Bir tane tabak rica edeyim mi? Tabii. Geniş tabak mı? Olur, hiç fark etmez. Hemen şöyle koyayım. Buyur. Evet. Yapıp koyalım. Aldım. Şimdi tekrar difrize mi atacaksın bunu? Evet, şimdi yeniden difrize atacağım. Bir tane aldım, görüyor yuvarladım musun elimde. Ay, hemen çok güzel bir şey hakikaten. Bunu buluyorum. Ve sonra difrizden çıkarıp bir daha evet, bir paneleyeceksin. Daha kızartmadan yani önce yeniden paneleyeceğim. Bu aslında hemen ikinci katı olmuş oldu. Evet. Dağılmaması için evet, de daha sağlam. İyice koruyor. Korumaya alıyoruz dondurmamızı. Bunu hazırladım. Yani bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel tarifler oluyor. Vallahi evet, et de muhteşem oldu. Ben bunu evde canlı da yaparım yani. Kesinlikle evet, çok eğlenceli çünkü yani. Evet tabii, elinde o da oyun tabii. Sen de oğlanla yapabilirsin 6 yaşında zaten. Bayılıyor bir şeylere girmek. Yani daha 1 yaşında değildi, tezgahın üstüne oturtuyor. Bezelyeleri veriyor eline, pıt 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 ayıklıyor, bayılıyordu. Bezelye ayıklama değil mi ya? Evet. Barbunya ayıklama. Evet. Küçük hale yıklar. Şimdi unutmadım. Sen söyleyince yani, aklıma geldi. İşte salatayı ben yapacağım diye giriyor. Yani ha, öyle yani. Tabii. Belki onun içinde bir cevher var. Bir mutfak insanı çıkamıyor belki içinden. Yani ben şey derdindeyim. Kendi başına mutlaka aç kalmayacağı kadar her şeyi yapmayı evet, bence her insan onu bilmeli evet, yani. Evet, evet. Kadın erkek kesinlikle hiç fark etmez. Evet. Ne olursa olsun. Yani bence bir insan aç kalmadan yaşayabilmeli. Aynen. Yemek yapmayı ve matkap kullanmayı herkes bilmeli. Kesinlikle. Yani sen matkap kullanmayı ben bilmiyorum ama. Ben de o kadar beceriksizim ki öyle işlerde hiç. Öyle mi ya? Hiç anlamam yani. Sıfır. Atıyorum bunları. Tamam.
atıyorum artık. Kaynayan tavuk suyunun evet. içine. Fokurdanmasını gördüm öyle atıyorum. Bu çok anormal, fazla pişirmeyeceğiz. Biraz böyle dişe de gelmesi lazım. O yüzden böyle bir 7-8 dakika ya da 9 dakika bence yetecektir. Bir karıştıracağım, bir daha karıştırmayacağım ondan sonra. Sonra süzeceğiz. Bu yaptığımız bu taze soğanlı kabaklı karışımın içine atacağız. Çok da fazla doldurmak da istemiyorum ki. Şey çok büyük değil. Bu normal yeter. Makarnaya göre daha ama geç. Evet bir, 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 dakika, bir dakika falan ama yani. Şöyle bir çatalla şöyle bir karıştırayım istiyorum. Evet şöyle zaten kendini bırakacak. Çok lezzetli olacak ama yani bu tavuk suyunda pişirdiğim için ekstra bir şey de koymama gerek yok. Unutup tavuk suyunun lezzetini de çekecek düz sudansa. Çok güzel olacak. Hadi ya bir lokma daha koyayım. Şimdi herkes yemek istiyor. Evet. Bir parça daha koyacağım dur. Şu, en azından şu kırılmış olanları koyayım. Evet. Evet noodle'lar pişerken ben de burada o wok tavayı açtım yine tekrar. Orada şöyle kabakları ve ben burada bir de biraz şey de kullanacağım. Susam yağı da kullanacağım. Susam yağını da kavurmayacağım ama en son bir katacağım. Onun bir lezzeti var. Çok yoğun bir yağ zaten. Çok kullanırsa yemek yenmeyecek hale gelebilir. Şöyle birazcık kabakları. Şimdi uzak doğu yemeği yapıyoruz. Zeytinyağı kullanılmaz ama ben kullanacağım yine de. Biz de olmazsa olmaz. Biz zeytinyağı yani. Biz Akdeniz'de yani. Akdenizliyiz. Şöyle biraz zeytinyağı koyuyorum. Bunun içinde şöyle kabakları hızlıca soya filizlerini falan bir çevireceğim. Ondan sonra noodle'lar haşlandıktan sonra da birleştireceğim. Beraber bir lezzetlendirmiş olacağım. Kabaklar koydum. Buna da soya sosu girecek ama bir parça tuz koyuyorum yine de. Bu arada kabakları. Ben hızlıca hazırladım. Şimdi yeniden dondurucuya götürüyorum. Tamam şimdi tamam. Bunu bir sonra bir kere daha yapacağız. Sonra bir kez daha yapacağız evet. Tamam. Hatta bir parça karabiber de koyalım buna. Kabakları yine yüksek ateşte açtım da altını. Kabakların suyu süzülmüş müydü var mıydı? Biraz sıktık. Çok sulu olursa şeyi bozar, kıvamını bozar tamam. diye süzgeçe böyle bastırıp sıktık. Şimdi kabakları da böyle bir şöyle yüksek ateşe iyice dibine kadar da açtım. Öyle evet. Ben programın başından bir ayrıldım. Aman kıstım. Kıstım. Şimdi çok hızlıca bunu yapacağım. Soya filizleri girecek, sarımsaklar girecek. En son taze soğanlar, soya sosu, susam yağı. Birazcık da taze kişnişim var. İstemezseniz koymam. Bir bakın. Benim hiç itirazım yok. Yani herkes sevmez kişniş çünkü. Evet. Ben sevmem mesela. Samimiydim. Tamam. Ben de çok evet, keskin bir lezzet. Çok her iki kişiden biri sever, biri sever. Bir, seninkine birazcık koyarım üzerine. Tamam. Birkaç kez mesela şeye Azerbaycan'a bakıyor gittiğimde birkaç yemekte. Onlar çok seviyorlar. Acayip. O taraflarda. Sağ olsunlar da böyle birkaç galaya davet etti. Yani bir şey var içinde de benim nedense... Böyle bir yani yemeği tam olarak oraya böyle adapte olamıyorum. Sordum. Kişniş. Evet. Madeni mi geliyor? Evet. Dilimdeki bir şey. Garip bir şey. Evet. Şu. Öyle miymiş? Evet. Değilmiş. Herkesin farklı olurmuş. Madeni bir tat gibi geliyor. Evet. Bazılarına geliyormuş. Evet. Ve o gelince de bir anda yemekten soğuyorum yani. İlginç bir şey. Sanki başka hiçbir lezzeti alamıyormuş gibi hissediyorum. Evet. Her şeyin önüne geçiyormuş. Sen de lezzet geliyor yani. Kişniş bende de. Ben seviyorum valla. Birazcık böyle değişebiliyor. Zor. Değişebiliyor. Öyle mi? Zaman içinde değişebiliyor. Yiye her şey değişir ya. Evet, belki de. Ha, yani belki alışmanın de. Dışında dil bilmiyorum yani. Çok, bilimsel şeyini tam bilmiyorum. Evlenince belki bir şey. Bir kepçeyle şunun suyundan bir lokma koysa. Şimdi değilimdir yani. Aynı onu yemem bunu yemem. Her şeye bayılırım. Bir de hoşuma da gider yani yiyeyim şeyler tadayım falan. Ama bu kişnişle böyle bir aramız henüz iyi değil. İyileşmedi diyorsun. Düzelecektir ama. Birazcık da şunun içine şey koy. Kaybetmez artık. Artık şimdi tamam. Biraz sonra sarımsakları da koyuyorum. Tamam. Soya filizi koydum. Kabakları soteledim. Şimdi sarımsak koyuyorum. Arkasından birazcık da şu pişirdiğim noodle'ın sudan ekledim. Suyundan evet. ekledim. Hem de o nişasta da var içinde. O birazcık şey yapacak. Yani kedi bıraktığı nişasta var. O da içine. En son taze soğan. Birazcık şu saftanlı sudan da koyalım. Sen git bak. Ben bakayım yine. Allah. Soya sosunu koyalım. Bak 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 çok evet. güzel olacak. Şimdi gerçekten. Bir onun tadına bakacağım ben de tamam. tadına bak, bakma şunu var. Kontrol kaçmasın diye tadına bakıyorum. Tamam, her şeyi de tavsiye ederim ben tadına bakmasını. Çok güzel. Tamam. Şu safranın üstüne bir lokma daha koyalım ama. Burada çok tuzlu olmasın. Tamam. Şimdi onu da altını kapatalım. Kapatıyorum altını. Taze soğanları koyuyorum. Biraz sonra makarnalarla birleştireceğim bunu. Taze soğanı çok pişirmiyoruz. Tabii öyle. Onun ısısında makarnayla bir kere sallarken zaten pişecektir. Makarnalar salmaya başladı. Evet bak makarna şişmeye de başladı. Şimdi onu da bir kontrol ederiz ama daha olmamıştır diye tahmin ediyoruz. Şöyle
Şöyle bakalım. Bir tane şöyle alalım şunu. Şöyle şöyle koyalım. Ağzımızı yakaya. Evet. Birazcık daha bir şey ama 2 dakikası falan kaldı yani. Çok lezzetli olacak bu da. Ya ben baktım. Öyle. Şahane olacak. Ya tavuk suyu falan çökmüş. 3 dakikası. Kapandı. Şeyi kapattım sadece. Evet. Evet. Bu burası hala pişiyor. 3 dakika daha pişecek. Tamam. Sen bir de bir kartımız var, evet, bizim. Versene onu. Vereyim. Birazcık soru soralım. Aa, ne o? Ha, böyle sorular vardı. Vardı. Sen ya. Bilirsin. Sanırsız mı oldu? İlk yaptığın yemek defne. Bulgur pilavı. Ne? Bulgur pilavı yaptın? Bulgur pilavı. Gerçekten mi? Evet. Aa, enteresan mesela. Bayağı, evet, zor da bir şeyle başlamışsın ilk o. Yani bulgur pilavını çok hiç severdim. Anlamadım. Anneme bulgur pilavı nasıl yapılıyor dedim. Bak bu kadar, evet, kişiye sorduk. İlk defa bulgur pilavı cevabını aldım. Gerçekten mi? Vallahi, evet. Ne geliyor genelde? Ne bileyim, yumurta oluyor. Yumurta oluyor. Kek oluyor. Makarna oluyor. Kek oluyor. Kek çok oluyor mesela, kek cevabı. Hani anneler yapar kek. Değil mi? Öyle şey oluyor. Kek falan oluyor. Pilav oluyor ama normal pilav oluyor. Bulgur pilavı enteresan. Senin hatırlıyor musun? Makarnadır herhalde. Makarnadır. Ben daha hani şeyim. Daha sofistikeyim ben de. Ben İtalyan. Yok yok, öyle değil ya. Bayağı bir üniversite evinde hani böyle. Evet. Salçalı makarna. Olur ya. Ben ilk yaptığım makarnanın ton balıklı makarna olduğunu hatırlıyorum ama bulgur pilavını daha önce yaptım. Bravo, sen bayağı bir sen gelişmiş başlamışsın orada, ton balıklı makarna. Değil mi? Yani daha böyle enteresan. Sade başlanmamış yani. Evet. Peki ilk yaktığınız yemeği hatırlıyor musunuz efendim? Ben hatırlıyorum. Ha. Muhallebi. Ha, ya muhallebi. Yemek ama evet. Dibi tuttu herhalde. Çok inanılmaz yani, kalıp halinde çıkardım böyle şeyin içine. O kadar. O tarafını çektim. Yani çok ilginç oldu. O derece. Sen benim fırında tavuk denemelerimi değil ki. Yandı. Yandı. Yani çünkü yanlış derece, yanlış zamanlama. Evet. Öğrene öğrene. Ama sen artık bir fırın uzmanısın. Yok, evet. Sana, evet. Ben söyleyemeyim yani. Peki efendim. Hiç sevmediğiniz bir yemeği çok sevdiğiniz birisi yaptı. Ay çok güzel olmuş der misiniz? Ya da kötü yaptı belki, lezzetsiz oldu ama yine de mesela bana demeyin kesin, ben güzel yapacağım. Ben yani senin hatırın için tadına bakacağım ama ben izninle bunu bitiririm. Niçin dersin? Sen der misin? Benim öyle kısaca anlatayım, bir hikayem var. Ben hiçbir hayatımda bamya yemiyorum. Rahmetli Yıldız Hoca'nın Bodrum'daki evine gittik. Prova yapıyoruz. Evet. Prova yapıyoruz. Orada oyun çıkartacağız. Bir gün akşam yemeğinde çok güzel bir bamya çıktı. Ve hani orada misafiriz de aynı zamanda. Ve hocanın karşısında ay bak çok güzel yaptım dedi. Eyvah eyvah. Yedim ya. Yedin değil mi? Yedim tabii, ne yapacağım? Yiyeceksin. Bir bamyayı da yani ya çok seviliyor yani, ya zor da. Yani. Yedin yani. Demek ki yiyebiliyormuş. Yenebiliyormuş, evet. Ay bir de mesela şimdi siz Urla'da Murla'da orada çok güzel bamya vardır ya. Var, biz bamya çok severiz. Biz ikinci de var. Bizim hayatımı gördük. En ağırsız bitki herhalde yani. Evet, sebze. Evet. Sen sever misin bamya? Yani şu çok büyük olanlarını severim. Onu kızartıyor musun? Ama güzel olur ya bamya. Onun mesela çok büyük uzun uzun bamyaları çay kızartmayı da çok severim. Pişirmedim. Hiç pişirmedim. Ve bu sene bahçeye attık, oradan da biliyorum ya. Nerede? Hemen. Evet. O yüzden bu sene ilk kaçırdın kaçırdın ya. Yani. Bahçe nerede? Hemen toplamadıktan zaten şeye doğru gidiyor. Yani. Biz de oradayız. Herkes bir de oralara da gitmiş vaziyette. Kuzey Ege modası var. Evet. Çocuk da olunca biraz tabii. İyi oluyor. Toprağa da tamam oluyor. Yok. Bence tamam, biraz da şunu da beraber sallarız. Tamam. Şunu süzebilirsin yani. Tamam. Biraz ağza gelsin, güzel, tam kıvamında. Okey. Peki efendim. Çocukluğunuzda unutamadığınız böyle mutfaktan gelen bir koku var mı? Benim var. Ne? Söyle pişi. Sen de mi seversin pişi? Bayılırım abi. Bayılırım yani. Evde hatta yazlıkta falan bazen böyle teyzem annem falan. Ya ben pişi böyle sabah koyuyorum. Benim kız arkadaşım böyle. Karnın aç, böyle biraz bekle diyorlar. Pişi için denenebilir yani. Bir vay, koku bir koku. Sen mi var mı koku? Poğaça. Yani anne poğaçası. Tabii o sırada biz anne poğaçası demiyorduk işte, poğaça. Poğaça diyorduk. Evet. Mesela normalde şimdi restoranlarda yazıyor anne köftesi. Tabii, hadi evet. Biz normal köfte diyorduk. Köfte, evet. Anneni yaptık. Evet. Peki en son ne zaman romantik bir sofra hazırladınız her ikinize birden? Valla yani bizde oluyor ya, şöyle oluyor. Özellikle Can yattıktan sonra böyle bir bize zaman kalınca hadi deyip böyle bir hareketlenip böyle bir şeyler şey hazırlanıyor. Karşılıklı böyle küçük hani çok özel bir şey olmasa da o hani karşılıklı bir an olunca romantikleşiyor bir anda yani. Bir yani evet, biz de bir aradaysak, keyifliysek, gerçi şey yani biz Ozan'ın yatmasını falan da beklemiyoruz. Sizinki büyük zaten, 6 yaşında zaten. Evet, yok ama şey yani 8'de yatıyor. Ha, yatıyor mu 8'de? Tabii tabii. Ha, bravo. Her zaman 8'de yatıyor, harika. Kitabını okuyor, uyuyor. Yani bir keyifli bir durum varsa o... Keyfi dönüştürüyorsunuz. Dönüyoruz. O güzel bir şey. Evet. O çok güzel bir şey. Peki, her zaman. Bravo. En sevdiğiniz sokak yemeği nedir? Var mı öyle bir şey, sokak yemeği? Mesela ıslak hamburger mi, kokoreç mi?
Vallahi güzel yerden geldi. Yani evet, ben sokakta alıp en yemeği sevdiğim şey sokak yemeği sayılmaz. Haşlanmış mısır. Ha, sokak yemeği sayılır. Niye sayılır? Sayılır mı? Tabii bence sayılır. Yani ben de bayılırım. Ben olarak da bayılırım yani. Ben de bayılırım. Şeyi de severim ben, o közlenmiş olanı da severim. Evet, evet, evet. Yani mangalda yaparlar. O da çok güzeldir. Mis gibi de kokar o. Bütün mahalleyi kokutur evet, mısırcı ya. Yani. Yani yazın mısır yiyeyim, kışın kestane yiyeyim. Evet, yani sokağa çıkayım da yiyeyim. Şeyim var. Gerçekten kestane de. Ben de bayılırım kestaneye. Nereden aklıma gitti? Çok üzgünüm. Kendinizi kaybederek kaşık kaşık afiyette en son ne yediniz? Zeytinyağlı barbunya her zaman hep. Bak benim çok birazcık da susam yağı var burada, evet, onu da koyacağım. Onu da yani ben seyahat ederken barbunyasızlıktan başıma bir şey gelecek hissine kapılıyorum. O kadar seviyorum zeytinyağı. Bir şey söyleyeyim, ben de öyle barbunyayı çok severim. Zeytinyağı, sever misin? Barbunya. Abi ben lezzetleri sevip bayılırım. Yazın. Bir de her şeyin barbunya yanında yani. Çıkacak. Pilavla ye, pilavla ye. Evet. Tek başına ye. Tek başına ye. Güzel taze ekmek olsun, suyuyla bandıyorum ya. Her şey. O taze ekmekle hele ekstra bir başka bir boyuta geçiyor ya. Yani sen Defne beni çok can damarından buldun. Gerçekten ya. Yani ben yazın sonuna doğru kestane dedim, kilo kilo alıp ayıklayıp tabii, torbalarla buzluğa atıyorum. Hep yani şey var, aynen. Türkiye'den uzakta yaşasaydınız en çok canınız neyi çekerdi dedin? Barbunya dedin sen zaten. Evet tabii. Sen ne çekerdin? Valla bize ait bütün sebzeler herhalde. Değil yani mi? Bulabileceğim bizim bir şey varsa. Yani fasulye, işte barbunya, meyveler. Peki o zaman son kritik soruya geliyoruz şimdi. Menemen soğanım olur soğansız mı? Ben soğansızım. Kesinlikle soğansız. Ben ikisini de severim gününe ben göre yani. O gün soğan yenmeyecek bir durum varsa okeyim. Okay. Soğan yenecek bir durum varsa soğan okeyim. Bence de ya. Ben saatine göre işte mesela, akşam falan olursam. Akşam olunca menemen gerçekten menemen mi? Bakın yani, bunu tartışalım işte. O da güzel. Bunun içinden çıkamayız gerçi de. Evet, evet tabii canım. Ama ben özellikle orada taze soğanlı mesela çok severim menemeni. Akşam yiyorsam taze soğanlı. Akşam yemeği olarak da yiyoruz biz menemeni. Evet, evet, taze soğan. O zaman soğan koymayı seviyoruz. Bir şey olabilir. Daha lezzetli oluyor çünkü soğan yani. Yani soğan ekstra güzel katıyor. Ama kuru soğanla onun içinde pişirince ben biraz böyle evet, başka bir yemeğe gidiyor gibi. Evet, evet, birazcık başka bir yemeğe gidiyor. İşte ikisi de lezzetli yemekler. O yüzden yani bu böyle olmalı falan. Yemen yani demiyorum canım. Yemen demiyorum. Çocuklar şöyle bir şey yapalım mı? Artık bizim yemeklerimiz hazır. Sadece evet, gülen en şey kaldı. Dondurması. Kızarmış dondurması kaldı. Bir kere daha yapacaksın evet, onu zaten. Evet, bir kere daha yapacağım, sonra birazcık kızartacağız. Birazcık daha bekleteceksin. Ve evet, hemen mi kızartacaksın ondan sonra? Yapacağız, koyacağız. Sonra kızartacağız. Evet, serviste kızartacağız. Hem de buraları biraz temizlemiş oluruz. Tamam. Ondan sonra programın güzel evet, yerine geliriz. Yavaş yavaş yemeklerimizi evet, yemeye başlarız. Deminden beri çatlayacaksınız. Evet. Hadi o zaman. Evet, sizi bu kadar beklettik hakikaten bu kokuların arasında. Evet. Ciddi kokular, müthiş kokular yükseliyor. Gerçekten. Güzel tarafına ama geldik. Artık programın güzel tarafına geldik. Hadi şu evet, alameti farikası. Beklediğimiz dondurma gelsin. Nasıl evet, kızardığını bir görelim bakalım vallahi ya. İyice dondu değil mi şimdi onlar? Evet. Güzelce dondu. Şimdi bunu ne kadar pişirmek gerekiyor Gülen Hocam? Ya bir 10-15 saniye kadar. Çok kalmayacak. Evet. Tabii ki bir kez daha panelleyeceğim hemen. O dışının evet, o şeyi piştiği anda zaten pişmiş işin hazır olacak, olmuş olacak. Tabii. Bu arada gördüğünüz gibi bir koklamanızı istiyorum ama yani. Tabi da çok ağır. Of müthiş. Yani müthiş. Nefis oldu. Bak bu da çok güzel oldu. Ayrı ayrı geliyor. Tam kıvamında pişmiş. Ben şimdi sizin yavaş yavaş şunu şuradan alayım ben. Tabii. O benim dondurma denediğim kişi. Evet. Aynen. Ben sana başka kaşık veririm şimdi. Yok yani. Tamam, yani ben dur, kullandım. Ha belki şey olur. Tatlı ama şimdi. Ananasla soğanın birleşimi yani. Gerçekten ananas, soğan, havuç yani. Ve mantar tabii yani. Kestane evet, mantarı kullandım. Hayır kokuda hemen. Oy, biraz sonra şimdi servis yapacağım. Evet. Şu bir ama şu güleneği bir görmek istiyorum hakikaten. Evet. Bir tanesini attım. Bak 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 görüyor musun Defne? Bir gel de, gel. Herhangi böyle geliyorum, bir maşa, gel, çatal vesaire değil, böyle kaşıkla nazik nazik. Nazik nazik. Maşaları evet, parçalar onu. Aynen öyle, parçalamadan. Açayım mı altını biraz daha? Olabilir ama şu anki sıcaklığı da yeter sanki. Ha, görüyorsunuz ya, değerli izleyicilere söyleyelim. Yağ kızgın ama evet, öyle anormal de kızgın değil. Anormal değil evet. Yakacak bir, kadar da değil yani. Değil. Bir kere şey yapacaksın değil mi? Çevireceksin. Evet şimdi çevireceğim. Şunu da hemen ekleyeyim. Sen onu ekle bir görelim tamam, çevirdiğim zaman. Rengini nasıl bir renk olacağını da. Daha sonra ben de size yemeklerinizi servis evet, yaparım. Müthiş. Bunu çok evet, beklemez Gülen'in evet, şeyi hemen, hemencik. Yenmesi kızardıktan sonra gerekiyor. Yenmesi gerekiyor. Bakalım şöyle, görelim görelim. Diye. Kaşıkla. Bu böyle. Evet. Harika gözüküyor. Diğer tarafı da bu kadar kızardığında hemen servise geçeceğim. O yüzden istersen yemeklerini servise yapayım. Ben aynen öyle. Yemekleri servis yapıyorum ben çok güzel gözüküyor. Ve o büyük an geldi. Evet. Hakikaten çok güzel gözüküyor ama yani. Şöyle bir kenarını sonra sileriz. Şöyle makarnayı da alalım buraya. Efendim, ben bile hiç ağzım sulandı benim evet, yalnız kendime. Yani gerçekten.
Allah, çok güzel görünüyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben demin tadına baktım. Çok da lezzetli olmuş hakikaten yani. Şu taban kenarını sileceğim sadece. Yatırımı sana veriyorum. Tamam. Evet. Şöyle. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Ay çok heyecanlıyım. Bakın sınıfı geçebilecek miyiz? Engin'ciğim. Çok teşekkür ederim. Ay ne demek sınıfı geçmek? Programa sonradan gelecek konuklar mutlaka aç gelin. Aa dur sana kişniş koyacaktık evet. Birazcık. Evet mutlaka aç gelin yani. Bütün bu programa aç gelinmesi lazım yani. Şöyle elimle koysam. Tabii ki ay ne demek? Şu az bir şey kişnişle koyuyorum seninkine. Bir şey. Şimdi Engin'in tabağını da alacağız. Şunu şuraya alayım. Ben tatlı tabaklarını senden rica edebilir miyim? Tabii ki. Bunlar kullanacaksın değil mi? Evet onları kullanacağım. Buyurun efendim. Tamam. Evet. Çok heyecanlıyız. Çok mutluyum. Şimdi Engin'e koyalım. Engin. Tabaklarımız ne kadar güzel. Güzelmiş hakikaten bunlar. Evet. Çok güzel tabaklar. Mantarı, ananas hepsinden denk koymaya çalışıyorum. Bak gördün mü o nişastanın da verdiği bir parlaklık var. Olmuştu. Evet. Hakikaten. Şimdi cila yap. Atılmış gibi üstüne. Evet o da böyle bir etki yaratıyor. Hem de yapışmasını sağlıyor sosun üzerine o nişasta şey yapmaktan. Bu bir kamera hilesi değil. Değil gerçek hakikaten. Burada canlı gibi çektik hakikaten. Tam da zamanında yetişti yemekler bu arada. Evet gerçekten. Şöyle bunu da koyduktan sonra. Sana kişi koyuyorum. Evde malzemeniz varsa bu çok hızlı bir şekilde gelecek misafirler. Tekrar söylüyorum tavukla da yapılabilir. Şöyle evet. De yapılabilir. Sadece sebzeyle de yapılabilir. Kabaklarla mabaklarla böyle çok, çok güzel olur. İstiridye mantarıyla falan efsane olmaz mı? Kabak, brokoli. Evet. Kestane falan. Brokoli mesela. Evet, hadi buyurun ne olur. Evet, buyurun. Çok heyecanlandık. Arada şöyle koyayım. Siz? Biz de yiyeceğiz biz ama önce siz. Konuklar bir tane de bakacak bir yorum alacağız. Sonra biz de yeriz. Daha burada ekip de yer evet. Yani sonuçta bol bol. Evet lütfen. Hadi hadi. Mükemmel. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Ben de çok sevdim hakikaten de. Valla. Nasıl? Güzel mi? Hepsinin de lezzetini teker teker almak çok keyifli. Ay, kesinlikle. Çok da pratik çok esasında lezzetli. Bak. Bir de etle bakar mısın Defne? Çok merak ettim. Bakacağım hemen. Ananasla beraber. Ya ben şu anda bir dakika şu kişnişle beraber bir kez daha tamam. Almak istiyorum. Et gerçekten söylediğin gibi abi yumuşacık oldu. Yumuşak yani çok az pişirdik bir de gördün. Evet. Her şeyi bir 15 dakikada yani bitirmiş olduk tavada sallayarak. Evet aynen. Ama noodle'ın da pişme kıvamı güzel değil mi? Şey. Çok iyi. Ne çok pişmiş ne az pişmiş yani. Ve şey yani o kadar yumurta kokusu falan yok. Yok. Hani... Tabii çünkü biraz susam yağı falan da koyduk onun da etkisi var. Bak şey, hatta birazcık ikisini birleştirip ye bence çok güzel oluyor. Evet. Makarnayla şahane onun sosunu evet. Yaptım ben de. Evet. Ananasından yedin mi? Yedin o zaman. Harika. Ya ben de oradan soğan, ananas falan üstüne koyup bir taneyi ağzıma attım. Yani. Şimdi etle birlikte bakacağım. Ellerinize sağlık. Nasıl noodle? Noodle da çok iyi. Çok bu iyi. Çok pratik ve çok güzel bir yemek. Yani evde evet. Çin noodle yoksa şeyle de yapılabilir. Normal makarna da spagetti de yapılabilir. Soğanların dilini evet, soğanlar. Yani çok varyasyonlu yapılabilecek bir şey. Çok et çok lezzetli. Ay afiyet olsun. Çok sevindim böyle bu kadar. Konuklarımıza gelince sağ olun. Gerçekten ellerinize sağlık. Aç gelin diyorsa gerçekten öyle ama. Hakikaten. Ay kusura bakmayın burada mikrofonu çarpıp duruyorum ama lezzetten böyle evet, sürekli. Evet, güzel ben size bir şey söyleyeceğim ama. Süre bitiyor. Şunu da bir tadına bakmanız lazım. Tabii tekrar hadi bakalım. Hadi bakalım. Çünkü çok özel bir tatlı oldu bu da yani. Bir de eriyecek zaten biraz daha. Keseli daha beklersek. Sen keselim. Kesiyoruz ha. Önce keselim. Böyle ortadan hatta keseyim bak. Evet. Biraz daha çünkü beklersek evet erimeye başlayabilir. Of hala bir tam kıvamda evet şu an. Tam yemedik. Şu anda tam. Tam yemedik yani öyle söyleyeyim sana. Ya işte kızarmış dondurma nasıl olacak diyorsanız böyle. Bana bir dakikada da yaptın. Ben hemen yapıyorum. Hemen çok hızlı kızarıyor. Helal olsun valla. Eline sağlık şimdi. Ay bu kadar büyük bir şey. Kameralarını da yutmayayım. Ellerine sağlık. Çok güzel değil mi? Çok çok güzel. Tarçın. Evet. Afiyet bal olsun. Ay, afiyet bal olsun. Tarçın gerçekten değil mi şeyiymiş. Çocuklar siz yemeğinize devam edebilirsiniz. Harika. Bu arada ben tam bir ne yaptığımızın da üzerinden geçeceğim efendim. Tamam. Bugün neler mi neler yaptık. Tatlı ekşi acı soslu dana eti için. Öncelikle etlerimizi birazcık teriyaki sosla güzelce harmanlıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı kadar un koyup bir kenarda bekletiyoruz. Bir tavaya sıvı yağ koyuyoruz. Önce etlerimizi yüksek ateşte güzelce kavuruyoruz. Kuru soğan, mantar, birazcık tuz, rendelenmiş havuç koyup sotelemeye devam ediyoruz. Rendelenmiş zencefil ekliyoruz. Daha sonra baharatlarını, körisini koyuyoruz. Birazcık küp doğradığımız ananasları da içine kattıktan sonra limon suyu, çili, acı çili, soya sosu koyup birazcık da et suyuyla lezzetlendiriyoruz. En son sarımsak ekliyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika
tavada pişiriyoruz. Ayrı bir yerde açtığımız nişastayı içine ekleyip bir dakika daha pişirip kenarda bekletip güzelce servis yapıyoruz. Kabaklı ve taze soğanlı noodle için öncelikle noodle'larımızı tavuk suyunun içinde haşlamaya bırakıyoruz. Bir tavaya zeytinyağı koyuyoruz. Rendelenmiş kabakları koyup soteliyoruz. Tuz ve karabiberle lezzetlendiriyoruz. Soya filizi ekliyoruz. Birazcık noodle'ın haşlama suyundan içine koyup pişirmeye devam ediyoruz. Sarımsak ilave ediyoruz. Safran, soya sosu ilave ettikten sonra bir tık daha pişiriyoruz. Altını kapattıktan sonra taze soğanları içine ekliyoruz. Süzdüğümüz noodle'ları da tavaya alıp birazcık susam yağıyla lezzetlendiriyoruz. Kişnişle beraber servis yapıyoruz. Kızarmış dondurma için öncelikle kaymaklı dondurmamızı küçük toplar haline getirip dip frizde iyice sertleşene kadar donduruyoruz. Kaplamak için öncelikle mısır gevreği, ceviz, fındık, galeta unu, esmer şeker ve birazcık tarçını güzelce harmanlıyoruz. İyice soğuyan dondurmalarımızı önce yumurta akına ardından bu karışıma buluyoruz. Birazcık daha dondurucuya koyuyoruz. Daha sonra çıkartıp aynı işlemi bir kere daha yapıyoruz. Kızgın yağda güzelce kızartıp servis yapıyoruz. Evet, bir şey söyleyeceğim. Çok ama çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Yani o güzel enerjinizle her zaman... Yani ağzım dolu bir şey söylüyorum. Gerçekten. İyi ki geldiniz, çok teşekkürler. Evet. Ama maalesef programın süresinin sonuna geldik. Efendim siz ne yapıyorsunuz? Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Biz böyle harika konuklarla, böyle farklı lezzetlerle evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Son bir sosyal medya hatırlatması. Instagram, Facebook, Mehmet Özer'le Mutfak'ta kaçırdığınız bölümler Fox.com.tr'nin internet sitesinde diyoruz. Ve hoşça kalın diyoruz. Evet, hoşça kalın. Ve yemeye devam ediyoruz. Evet.